teorik bilginin sadece yeterli olmadığı bir bölüm. Çünkü öğrendiği bilgiyi sahada hasta üzerinde pratik etmeleri gerekiyor, deneyimlemeleri gerekiyor. Bunun için tabii öğrencilik yıllarında bu pratiği almış bir şekilde sahaya çıkmaları gerekiyor. Stajda bunun için en önemli alan. Bu stajlarda hastanelerin bünyesinde, üniversite hastanelerinin, kendi uygulama hastanelerinde yapılabildiği gibi aynı zamanda laboratuvarlarda da kendilerini geliştirme şansı, deneyimleme şansına sahip olabiliyorlar. Eğer bir hastanenin uygulama hastanesi olursa bu kendi bünyesindeki öğrencilerine olanak sağlama şansını da doğuruyor. Staj birinci ve ikinci sınıfın sonunda yapılıyor. Tabii burada staj yeri konusunda bir problem söz konusu. Eğer bulunduğunuz üniversitenin kendisine ait bir tıp fakültesi hastanesi yok ise bu biraz zorlu bir süreç olabiliyor. Burada tabii üniversitemizde ön plana çıkmakta. Çünkü kendisine ait bir fakülte hastanesi mevcut. Stajlar iki dönemde de yapılabiliyor, yazın da yapılabiliyor. Bu anlamda hastaneyle üniversitenin bir olması tabii öğrenciler içinde bir avantaj oluşturuyor. Çünkü bazı üniversitelerde stajlar kendi hastaneleri olmayan üniversitelerde farklı şeylerde yapılıyor. Hastanelerde yapılmak zorunda kalınıyor. Öğrenciler kendileri bulmak zorunda kalıyor. O açıdan hastaneyle üniversitenin kombin bir şekilde olması öğrenciler açısından çok rahatlatıcı. Sonuçta hem hastanede çalışan hekim hem dersi veren hekim anlamında, uzman kadro anlamında bir bütünlük sağlanmış oluyor. Bu da öğrencilerin daha aktif bir şekilde, daha iyi bir şekilde öğrenmelerini sağlıyor.